arkadaşlar, Erzurum'a çok enerjik başladık. 5 gün buradayız. Harika planlarımız var. Geri kalanlar için sabırsızlanıyoruz biz de. Bu muhteşem kar yağışı altında Erzurum'u anlatmaya başlıyorum. Şehir inanılmaz enerjik. Her yer fıkır fıkır. Tam anlamıyla bir öğrenci şehri. Bütün kafeler böyle ya. Antalya, İstanbul bu kadar enerjik değil sanki. Erzurum'daki 3. günümüz. İlk başta biraz şehri yaşayıp sonra video başlamak istedim. 2 gün Palandöken yaptık. 1 gün daha Palandökenimiz var. Bunları da videonun ilerleyen kısmında Skipass ne kadar, board kiralamak ne kadar bunları da anlatacağım. İlk başta şehrin bu muhteşem günü anlatmak istedim. Erzurum inanılmaz güzel bir şehir ve her kış gelmek için can atıyorum. Sonunda burada bir videomuz olacak. İlerleyen zamanlarda hep beraber izleyip ulan ne günlermişti geldiğimiz yıllardan bir tanesi. Ben neden bahsedeyim? Bunu keseriz. Benim ne kadar muhteşem bir eş olduğumdan bahsedeyim. Evet, var mı ciddi bir şey sence? O zaman buraya gelme sebebimiz olan Palandöken'e yavaştan geçiyoruz. Bu arada ara ara cağ kebabı falan da gelebilirim. Ona henüz karar vermedim. Yemesi çok keyifli, izlemesi nasıl bilmiyorum. Erzurum'a harika bir giriş yaptık. Şu an Palandöken ayağını kayıt almaya başlıyorum. Bugün gün boyu pistte kayacağız. Pist maliyetlerini, skipas maliyeti, kayak kiralama vesaire bunlardan da bahsedeceğim. Pistler çok güzel. Bugün 3. kayışımız Palandöken'de ve Palandöken'i bitiriyoruz. Ben çok keyif aldım. Bunları size paylaşacağım. Fakir kahvaltımızla güne başlıyoruz. Bir pazar günü Palandöken inanılmaz kalabalık. Bak yorma bizi. Herhalde bir 15 dakika bekleyeceğiz. Ali ne düşünüyorsun? Değer mi? Göktürk yorma bizi. Değer sanki ya. Değer ya. Hava inanılmaz güzel. Çok güzel bir kar yağıyor. Kar küresinde kayıyormuşuz gibi bir hava var. Bu süre içeride bir 10 metre falan daha uzuyor. Herhalde bir 20 dakika bekledikten sonra çıkış süresi de 10 dakika. Yani yarım saat bir bekleyiş olacak. Geldim. Oo. Halime bak. Oh, oh, oh. Volkan. Volkan farklı bir his. Burada sapınıp kalmış mı halim var? Şu aşağıya kaya baktan. Açıkçası biraz tırsıyorum.
harika. Falan döken bilgilerine devam ediyorum arkadaşlar. Burası yapay olarak yapılan buz tırmanışı etkinliği için hazırlanan bir platform diyebilirim. Üzerinde su hortumları var ve damlatılarak bu buz şelalesi, donmuş buz şelalesi formu kazandırıldı. Yaklaşık olarak 3 yıldan beri burada var diye hatırlıyorum. Herkesin fotoğraf çektirdiği bir alan. Gerçekten çok etkileyici bir görüntüsü var. Evet arkadaşlar, şu gördüğünüz insanların kaydığı pist kuzey pisti. Palandöke'nin Ejder 3200'den sonra indikten sonra kuzeye kalan siyah pistlerin olduğu, yani bu işi bilenlerin kaydığı pist. Bunun arka tarafı da güney pist. Mavi bir pist. Eğimi çok fazla yok. Çok rahat, çok güzel kayılabilecek bir pist. Manzarası çok güzel orasının. Oraya da çekeceğim. Bu da en üste çıkan telesiyeş. Üçüncü basamak diyebilirim. Eğer gondol çalışmıyorsa, gondol iki basamaklı. Şu an bayağı rüzgar var. Muhtemelen beni hiç duymuyorsunuz ama belki seslendirme yapabilirim size burada. Gondol çalışmıyorsa bu 3. kat telesiyecide yukarıya çıkıyoruz. Yani 3 binişle zirveye ulaşabiliyoruz. Yani 3 ayrı telesiyecide. Kanka devam.
Ve bir cağı daha kapatıyoruz arkadaşlar. Erzurum'u bitirdik. Kayaktan son akşam direkt buraya indik. Koç'ta bir cağ kebabımızı yedik. Ve artık Erzurum defterini kapatıyoruz. Seneye görüşmek üzere. Yemek üzere söyleyeceklerim şunlar. Erzurum evlerine gidilmesini, görülmesini. Siz bilsiniz ama içeride yemek yemenizi tavsiye etmiyorum. Hünerli eller Erzurum'un gurmesidir. Kesin gidilip yemek yenilmesi gereken yerdir. Cağda bu sene Koç'u denedik, Gelgör'ü denedik. Bu sene ben Gelgör'den daha çok tat aldım. Olay böyle. Kayışıyla, yemeğiyle bir Erzurum senesini daha bitiriyoruz. Seneye yine Erzurum'da, Sarıkamış'ta, Ardahan'da, Sivas'ta görüşmek üzere. Board sezonumuzu Erzurum için kapattık. Belki bir akşam Sarıkamış'a geçeceğiz. Sonra güneye sıcak iklimlere iniyoruz.